biz seçiyoruz, biz transfer ediyoruz, biz oynat belki de formayı ama sonuç onların sahadaki performansı belirliyor. Bu takım, daha doğrusu benim o, genel olarak takımlarım ama özellikle bu takım tarihe sadece bu kadar kupa almış takım oyuncular olarak değil, bakar mısınız şuradaki? Bu eğlencede de uyumlular. Saçlarını keserler hep beraber, saçlarını boyatırlar hep beraber. Sevinci hep beraber, üzüntüyü hep beraber. Yani Popescu'nun bana bir serzenişi vardır. Serzeniş değil de hep hatırlattığı bir şey. 2000'de gitmeseydiniz Şampiyonlar Ligi'ni alırdık diye. Doğru söylüyor bence. Çünkü esasında karar verdik ekibimizle birlikte. İki tane kitap yazacağım ayrı ayrı. Lütfen. Nasipse. Evet. Orada tabii ki gölenmemiş bazı şeyleri doğruları yine söyleyeceğiz ama kader öyle istedi. Gittik. Anlatırız bir gün nasıl olduğunu da. İnşallah. Davranışlarıyla da çok örneklerdi, şampiyonlardı. Adamlıklarıyla da şampiyonlardı. Bir şey söyleyeyim hemen aklıma geldi. Uçakta Fenerbahçe'de var diye Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi yenmenize rağmen uçakta izinmelerine izin vermemiştiniz sevinmelerine. Hatırlıyor musunuz? 3-0. Ankara'dan dönerken evet. Başkan Sayın Ali Şen'di. Ali bu, bundan bahsediyoruz değil mi tam olarak? Evet, aslında. Mehmet Ali Aydınlar vardı. Serkan rahmetlik vardı. Evet. Cemil vardı. Biz de önde oturuyorduk. Bizden hep seyahat eden de Galatasaraylı biliyorsunuz çok yakın Fenerbahçeli böyle taraflar demeyelim. Gönlünde Fenerbahçe sevgisi vermiş olan. Vermiş insanlar vardır. Evet. Onlardan da rica ettim ben. Öne geldiler hani eğlenebilir miyiz diye. Ben de müsaade etmedim. Çünkü şöyle bir haber yolladım. Yani Fenerbahçe kazanmış olsa aynı uçakta sizin yanınızda bunu yapsa hoşunuza gider mi diye. Oradan bakmak çok önemli. Öyle bir şeye müsaade etmeyeceğim dedim. Ve Fenerbahçe'yi... Kupayı da benim yanıma getirin ön tarafa dedik. Ali abi filan da biz sohbet ediyorduk. Ali Şen. Evet. Bizim ekibimiz. Orada kaldı kupa. Bu da seyircilerimizin bilmesini istiyorum. Böyle şeylere çok dikkat ettiniz. Ben hayatım boyunca hep dikkat ettim. Yani kendime yapılmasını istemediğim bir şeye başkasına yapmamayı özen gösterdim. Hata yapabilirim ama bilerek yanlış yapmam. Peki bir gün Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımın hocası olacak mısınız? Takım ismi vermiyorum. Az önce konusu geçti ya Şampiyonlar Ligi'ni kazandık demiş Popescu. Vallahi Fatih'in bunu yaşayacak mı? Ben yarışmadan duramam. Yani hedef koymadan yapamam. Evet. Ben burada bu seneden sonra her şeye talibiz dediğim zaman da çok ağır eleştiriler aldım. Çılgın, rüyada görmüş. Hayalperest. Hayal, dolayısıyla şöyle güzel bir hikaye geldi aklıma. Hayır, beraberken kusura bakma diyorlar da yazarken hakaret var veyahut çılgın deniyor ama başa başken hoca haklıymışın deniyor. Çok ünlü bir adam var. Yazdı mı hep bestseller oluyor falan böyle harika bir ama biri var hep devamlı eleştiriyor. En son yine harika bir kitap yazıyor. Galaya geliyorlar. Affedersiniz tuvalete gidiyor iki erkek. Pisuvarda ben yana düşüyorlar. Ya diyor azizim ben sana çok haksızlık etmişim. Yıllardır eleştiriyorum ama sen hakikaten muhteşem biriymişsin. Seni tebrik ediyorum diyor. O da diyor ki çok teşekkür ederim. Tebrikler gazetede küfürler pisuvarda olsa çok güzel olacak diyor. Anladın mı?